Evet, hem binlik, beş binlik ve çerçeveli. Başkanım, itiraz dilekçelerinizi sunuyorsunuz. Bu plan değişiklikleriyle ilgili. Doğru. Ne yazık ki İstanbul için en büyük tehditlerden biri olduğunu bilimsel olarak bildiğimiz Kanal İstanbul'la ilgili sürecin böyle alelacele apar topar 5000'lik ve 1000'lik süreçlerini bu seviyeye getirip ilana asmak İstanbul'a çok büyük bir ihanetin bir parçasıdır. Bu manada bu girişimi başlatıyoruz. Daha önce 100.000'lik planlara yaptığımız itiraz gibi. Bugün hem onu yeniliyor hem de 1000'lik ve 5000'lik planlara dair itirazımızı veriyoruz. Bundan sonra hukuksal süreçleri de takip edeceğiz. Bu benim kişisel başvurum. Kurumsal başvurularımız da olacak. Yani bunun tarif edilir bir yanı yok. Bugün Türkiye'nin ekonomisinde dünyanın pandemiyle olan mücadelesinde önce sağlık dediğimiz otellerde neredeyse %6'lık bir doluluk olan bu dönemde işsizliğin sayısını ölçemediğimiz yüz binlerce işsizin bu süreçte ekleneceği düşünülen böylesi bir kötü dönemde yatırımın maliyetinin bile belli olmadığı, yüz milyarlarca liralık bir yatırımla doğayı alabora eden, İstanbul'un her yönünü alabora eden, bu belli olmayan yatırımın belki de küçük bir bölümüyle İstanbul'daki depremin ve kentsel dönüşümün çözümleri bulunma imkanı var iken böyle bir inat ve böyle bir ısrarla bir süreç yönetmek gerçekten çok üzücü. İşin daha kötüsü ve burada şu ülkeden bu ülkeden birileri zengin olsun diye de planlama yapılıyor. Yani bu da bu kadar da aleni yapılıyor. Yani bunlar ne kadar zeki insanlarmış ki 6-7 sene önce, 8 sene önce tarım alanlarından yerleri almışlar. Şimdi o yerler iş merkezi, konut, turizm alanı olacak. Buradaki arazi hareketlerinin kimlerin üstüne olduğu belli. Yani bu kadar aşikar, ekonomik, sosyal, milli duygular üzerinden, şehircilik üzerinden içi ihanet dolu bir süreç. Onun için ben toplumun bu konuda duyarlı olacağını, uyanık olacağını biliyoruz. Toplumun buna çok karşı olduğunu da biliyoruz yaptığımız ölçümlerde. Bu siyasi bir mesele değildir, milli bir meseledir. Bu İstanbul'un kurtulma mücadelesidir. Ben bu yönüyle bakıyorum, itirazımı bu duygularla veriyorum. Allah İstanbul'u akla ve bilime inanmayanların şerrinden korusun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Müdürüm teşekkür ederim. Sağ olun.